Yemek kaşığı yulaf. Bu sefer Hindistan cevizi sütü kullanacağım. Şöyle 150 mililitre kadar Hindistan cevizi sütü koyuyorum. Bu biraz koyu olduğu için biraz bunu suyla açıyorum. 100 mililitre kadar da su koyacağım. Yani toplam yine bir bardağa denk gelmiş olacak. Şöyle ilave edelim. Altını açtım. Şimdi havuca çok yakıştığı için bu sefer biraz tarçın ilave edeceğim. Zencefil. Biraz muskat rendeleyelim. Havuç ekliyorum. Bir tane rendelenmiş havuç. Şurada üzümler var. Üzümlerden biraz ilave edeceğim. Yarısını ama daha sonra üzerini süslemek için kullanmak üzere ayıracağım. Biraz altını kıstım. Biraz portakal kabuğu rendeliyorum buraya. En son aşamada da biraz cevizle üzerini süsleyeceğim. Cevizleri böyle birazcık kavuracağım ki iyice lezzetlensinler. Ondan farklı bir tavanın da altını açtım. Şu süslemek için kullanacağım üzümleri de ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi cevizlerin de rengi dönmeye başladı. Biraz döveceğim. Cevizi biraz ufaltacağım. Ve yulaf yumuşadı. Havuçlar da yumuşadı. Gördüğünüz gibi sosu yine biraz kaldı. Tamamen çektirmedim. Biraz sıvı sıvı kalmasını istiyorum. Artık altını kapatabilirim. Bu kavurduğum cevizlerin yarısını içine alıyorum. Yarısını süslemek için kullanacağım. Yine aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi içine koyuyorum. Bir kısmını yine süslemek için kullanacağım. Güzelce bir karıştırıyorum. Biraz böyle havuçlu keke benzer bir tadı oluyor yerken. Biraz onu andırıyor. Şekerini tamamen üzümden alıyor. Şimdi şöyle taze üzümlerden koyuyorum. Kalan ceviz ve de Hindistan cevizi.